Arkadaşlar, caz gitar dersine hoş geldiniz. Cage sisteminin genel tanıtımından bahsetmiştik ve her bir bölüm hakkında ayrıca videolar çekeceğimizden söz etmiştik. Şimdi geldik ilk videomuza. Cage sisteminin A'sı ile ilgili, yani La gibi basılan Do bölümü klavyenin diyelim, böyle tarif etmiş olalım. Buradan 2-5-1 örnekleri vereceğiz. Neden buradan başlıyorum? Neden Do gibi basılan, yani Cage'in C'si ile başlamıyorum en baştan? Çünkü burada boş teller devreye giriyor. Gibi. Bu boş tellerde kafa karıştırıcı olmaması açısından daha rahat bir pozisyon. Önce Cage'in A'sı ile başlayalım. Yani La gibi basılan Do. Peki burada nasıl? Şöyle orta parmağıma başlarsam. Bir kere bunu ezberlemiş olacağız. Şimdi bu Do'ydu. Biz bunu Re'den Re'ye çalarsak, yani Do majörün seslerini Re'den Re'ye çalarsak Re Dorin dizisini elde edebileceğimizi biliyoruz. Re Dorin dizisi de Re minör İda akorunun üzerine çalınacak dizi. Dolayısıyla bunu Re'den çalalım. Aynen az önceki pozisyon. Yani ben şöyle bir Re'ye basayım. İyice görebilin diye gösteriyorum. Şöyle. Bunu uzun uzadıya tarif etmeyeyim. Videoyu çok uzatıyor sonra. Arpeji. Re, fa, la, do. Re, fa, la, do, la, fa, re. Buradan devam edecek olursak. Re. Pardon. Geçelim sole. Aynı diziyi, yani Do majör dizisini solden sole çalarsam sol mixolydian dizisini elde etmiş oluyorum. Veya dolayısıyla bu da sol 7, yani sol dominant akoru üzerine çalınacak diziydi. Şimdi bunu da arpejine bakalım. Burada gayet güzel 2 oktav bir arpej söz konusu. Bu arpeji de aslında bence ezberlememiz gerekiyor. Yani orta parmaktan başlıyorum. Sol, si, re, yani 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1. Ve Do maj 7. Değişiklik yapıp C'den başlayabiliriz. Si, do, mi, sol, si, do, mi, sol, si. Böylece iki oktav. Şimdi evet, motosiklet. Şimdi bu dizilerden yola çıkarak ilk cümlemizi bir çalalım önce, ondan sonra tarif edelim. Şöyle ki geçelim. Burada dörtlü ile başlıyoruz. Dörtlü slide. Üçlü, beşli. Kök sesi double kromatik yaklaşım ve yedili. Yani burada re minörü bitirmiş olduk. Dokuzludan üçlüye geldik. Sol için konuşuyorum. Si üçlüsüne geldik. Beş, üç, bir. Thank you.
çalışırsak 4 5 3 1 4 5 3 1 o zaman 3 4 burada re'yi bitirdik 3 4 sol'ü bitirdik 3 4 hepsini baştan alacak olursak şimdi burada neler yapabiliriz? Tabii bunu bu pozisyondan öğrendik ama circle of fourths yani dörtlü çember üzerinden bunu re için yaptık. Sonra sol, sonra do. Sonra fa. Sonra si bemol. Sonra mi bemol. Ben bu akorları çaldım. Şimdi bunları cümlemizle deneyelim. Hemen bununla ilgili bir altyapı açalım. Evet. Hep şu akor bana yol gösterir. Sol'la başlayacağım. Yani buradan. Yaparken dikkat etmişsinizdir. Kerteriz almak derler ya, nerede olduğumu anlamak için ilk akorum olan re minör akorunun pozisyonunu belirliyorum. Dizim buradaydı değil mi? Çıkarak. Mesela bunu sol minöre çektiğim zaman ilk akorun konumu bana diziyi nereden çalacağımı belirliyor. Böyle de bir kolaylık olmuş oluyor. Şimdi bu şekilde de çalıştık. Bu şekilde çalıştıktan sonra bunu akorlarla da dediğim gibi çalışabiliriz tamamen. Ona da bir örnek gösterelim. Thank you.
Amaş. Sol minör. Do 7. Fa Amaş. Fa Amaş. Veya Fa Amaş 9. Do minör. Fa 7. Si bemol Amaş. Fa minör 7. Si bemol 7. Satırları atlıyorum, karıştırıyorum o yüzden. Siz daha doğrusunu yaparsınız zaten. Ancak yaparken fark etmişsinizdir. Re minör 7, sol 7, örneğin. Do maj 7, re minör 7, sol 7, do maj 7, buradan basabiliyorum. Re minör 7, sol 7, do maj 7 gibi farklı kombinasyonlar veya ne bileyim. Re minör 7, sol 7, do maj 7, re minör 7, sol 3. Hani bildiğiniz akorların re minör 7 olabilir. Son sol. Gibi. Yani drop 2 ve drop 3 akorlarla bunun antrenmanını da gayet güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Bir de son olarak bunları hemen bir parçaya uyarlamak aslında olabilir. Mesela autumn'dayız. La, re ve sol. İçin major 2-5 falan. Sonra dizinin dördüncü akoru olan Do maj 7 akoru geliyor. Do maj 9 veya burada leading çalınacak. Ondan sonra bir 2-5 falan. Fa diyez minör 7 bemol 5. Si minör 7 bemol 9 ve Mi minör 7. 2-5 falan, yani minör 2-5 falan bölümünü anlatmadığım için oraya takılmayın. Major 2-5 falan bölümü. Bunu La'dan çalıyoruz demek ki yani. Standartta da çalmak hem çalma keyfimizi arttırmış oluyor hem de yine pratik yapmış oluyoruz. Böylece Caged'in A bölümünden 2-5-1'a bir örnek vermiş olduk. Bayağı da detaylı anlattık. Bundan sonraki önerilerimiz de aynı şekilde devam edecek. Bizi lütfen takip edin. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. İyi çalışmalar.